Merhaba arkadaşlar. 26 Ekim Çarşamba günlük güvenilir iddia tahminleriyle sizlerleyim. Yeni videolardan haberdar olmak için zil butona basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Saat 19.45'te Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Inter kendi evinde Pilsen'i konuk ediyor. Inter Milan'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 1-0 önde bitirdi. Salernitana karşılaşmasını 2-0, Barcelona karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Serie A'da Roma'ya 2-1 kendi evinde Inter Milan mağlup olmuştu. Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda ise ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Barcelona ile 3-3 berabere kalmış. İlk yarı 1-0 önde bitirdiği Sassuolo karşılaşmasını ise deplasmanda 2-1'lik skorla Inter Milan kazanmıştı. Pizzi'nin form durumuna baktığımızda evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarıyı 4-0 mağlup bitirdi. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Bayern Münih'e 4-2 kaybetmişti. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Milada Boleslav'ı evinde 2-0 yenmişti Pizzi. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Hluzin'e 3-2 kaybetmişti. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Jablonec karşılaşması 3-0 kazanmış. İlk yarı 3-0 mağlup bitirdi. Bayern Münih karşılaşmasını ise 5-0 Pizzi deplasmanda kaybetmişti. Saat 19.45'te Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Inter Pilsen karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Barcelona'nın form durumuna baktığımızda evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 3-0 önde bitirdi. Villarreal karşılaşmasını 3-0 kazanmıştı ve ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Inter Milan karşılaşmasında 3-3 berabere kalmış. Celta Vigo ise 1-0 yenmeyi başarmıştı Barcelona evinde. Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda ise ilk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Real Madrid karşılaşmasını 3-1, ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Inter Milan karşılaşmasını ise deplasmanda 1-0 Barcelona kaybetmişti Şampiyonlar Ligi'nde. Bayern Münih'in form durumuna baktığımızda evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 2-0 önde bitirdi. Freiburg karşılaşmasını 5-0, ilk yarı 3-0 mağlup bitirdi. Pilsen karşılaşmasında yine 5-0'lık skorla kazanmasını bilmişti. Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda ise ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Augsburg'u 5-2, ilk yarı 4-0 önde bitirdi. Pilsen karşılaşmasını 4-2 kazanmış. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Borussia Dortmund karşılaşmasında ise deplasmanda 2-2'lik skorla berabere kalmıştı Bayern Münih. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Barcelona Bayern Münih karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham kendi evinde Sporting'i konuk ediyor. Tottenham Hotspur'un puan durumuna baktığımızda, form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 0-0 biten Everton karşılaşmasını 2-0, ilk yarı 3-1 önde bitirdi. Eintracht Frankfurt karşılaşmasını 3-2 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmalarda Eintracht Frankfurt'ta 0-0 berabere kalmış. Manchester United'a 2-0 mağlup olmuştu. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Deplasman Brighton karşılaşmasını ise 1-0 kazanmasını bilmişti Tottenham Hotspur. Sporting'in form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Olympique de Marseille'ye 2-0 kaybetmiş. İlk yarı 2-0 önde bitirdi. Vicente ise 3-1 yenmişti Sporting kendi evinde. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Varzim'e 1-0 mağlup olmuştu. İlk yarı 3-1 mağlup bitirdi. Olympique de Marseille ise 4-1 kaybetmişti Sporting deplasmanda. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Deplasman Santa Clara karşılaşmasını ise Sporting deplasmanda 2-1 kazanmasını bilmişti. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Tottenham Sporting karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Kazanma oranı yüksek katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz günün ideal en iyi banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasına olur. YouTube ana sayfada katıl butonunu tıklayıp gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram, Instagram veya YouTube'dan benimle iletişim kurabilirler. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Ajax evinde Liverpool'u konuk ediyor. Ajax'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarıyı 3-0 önde bitirdiği Excelsior karşılaşmasını 7-1 kazanmış. İlk yarı 3-1 mağlup bitirdiği Napoli karşılaşmasını ise 6-1 kaybetmişti Ajax. İlk yarı 1-0 önde bitirdiği evindeki Eagles karşılaşmasından ise 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarı 2-0 önde bitirdiği Deplasman Volendam karşılaşmasını 4-2 kazanmış. İlk yarı 2-0 mağlup bitirdiği Deplasman Napoli karşılaşmasını ise
4-2 deplasmanda kaybetmişti Ajax. Liverpool'un form durumuna baktığımızda ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. West Ham United karşılaşması 1-0 kazanmış. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada yine Manchester City'yi aynı skorla 1-0'la yenmesini bilmişti Liverpool. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Rangers karşılaşmasını ise yine 2-0'lık skorla evinde kazanmıştı. İlk yarısı 1-1 biten deplasman Rangers karşılaşmasını 7-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. İlk yarı 2-1 mağlup bitirdi. Deplasman Arsenal karşılaşmasından ise 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı Arsenal. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Ajax-Liverpool karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Napoli kendi evinde Rangers'ı konuk ediyor. Napoli'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 1-1 biten Bologna karşılaşması 3-2 kazanmış. İlk yarı 2-0 önde bitirdi. Ajax karşılaşmasını ise yine 4-2'lik galibiyetle kazanmasını bilmişti Napoli. İlk yarı 3-1 önde bitirdi. Evindeki Torino karşılaşmasında yine 3-1'lik skorla kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Cremonese karşılaşmasını 4-1. İlk yarı 3-1 önde bitirdi. Ajax karşılaşmasını 6-1 kazanmıştı Napoli. Rangers'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Dundee karşılaşmasını 1-0, ilk yarı 2-0 önde bitirdi. Milan karşılaşmasını 4-0 kazanmıştı. İlk yarısı 1-1 biten maçın ise kendi evinde Şampiyonlar Ligi'ndeki maçında Liverpool'a 7-1 mağlup olmuştu Rangers. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz olan karşılaşma olan Madrid karşılaşmasını 2-1 kazanmış. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Deplasman Liverpool karşılaşmasını ise Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kaybetmişti Rangers. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Napoli Rangers karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Mesaj ve beğeni gönderen tüm dostlarıma ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Benim anlatacaklarım bu yöndeydi. Bon şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.